Hatice ile Yurdanur arasında finalden sonra gerginlik arttı. Hayırdır? Hani arttı. Hatice hangi konuda rest çekti? Bu arada Yurdanur, ben seni artık gerçekten odamda istemiyorum. Bilezikleriniz de eşitlendiğine göre tekrardan gidebilirsin Başak'ın odasına. Ben evet. Özlem'i istiyorum yanımda. Tamam. Çünkü ben sağıma soluma güvenmek istiyorum böyle. Rahat etmek istiyorum kulisimde. Güvenini sarsacak ne yaptım ben seni? Bilemiyorum Arkandan işte. Arkandan laf mı taşıdım? Bilemiyorum. Azmedememişsin Hatice. Tabii. Hani sen burada diyorsun ya bir iki puanla işte tebrik edemedim, kazanamadım diye. Bu en son cuma gününden sonra da gerçekten yani hakkınla kazandığını düşünmüyorum. O yüzden seni de odamda görmek istemiyorum. Bana güveniyorsun yani Hatice. Seni de tanıyacağım. Ben kimseye öyle kolay kolay güvenmem. Burada kimseye de güvenmiyorum. Daha yenisin, en azından bunları çözdüm biliyorum diye seni istiyorum. Hatice, hayırdır yavrum? Kimin odasından kimi kovuyorsun sen? Ne zamandan beri o oda sana ait oldu da tapusunu aldığında kovuyorsun? Ben burada 2,5 aydır buradayım. Geldiğimden beri aynı odadayım. Evet. Sürekli gelenler oldu, gidenler oldu. Evet. Yani ona dayanarak o odayı sahipleniyorum. Hı. Ve gelinin oda değiştirmesini biliyor. Ben de gitmesini istiyorum. Yalnız o senin odana geldiği zaman onu Başak göndermedi o odaya. Sen tamam. Onu oradan başka bir odaya gönderemezsin. Ben de hakkın diyor, yok senin. Bunu hakkın yok değil. Ben istemiyorum dedim. Hani kendisine de söyledim. Zaten kendisi de bilezikleri eşitlenmedi falan filan mevzusundan dolayı geldiği için ben dedim ki artık bilezikleriniz eşitlendiğine göre geri gidebilirsin. Başak beni odadan kovmadı. Birbirimizi kırmamak, incitmemek adına ben o odadan çıktım. 3 puanla diyorsun ya haklıydı, haksız yere kazandı bilmem ne muhabbeti. Burada sen çok mu haklı yere o bilezikleri taktığına inanıyorsun? Tabii ki. Bence odada kalmaya devam edin. Son bir 4 gününüzü iyi değerlendirin. Çünkü ben kimseyi odadan değil, bence bu mutfaktan göndermek istiyorum. Bilezikleri aldıktan sonra çok farklı bir Yurdanur, çok farklı bir kayınvalide Suna var burada. Bilezik taktıktan sonra görmemiş insan değil, görmemiş insan 2 tane koluna bilezik taktığı zaman kendini çok yükseltiyor. Ben sana görmüşsün görmemişsin demedim ki. Ben bileziği cuma günü taktım. Evime gittim, beni bugün sabah gördüm. Ben bugün sabah gelip de aa Hüsniye teyze, aa Hatice mi yaptın, ne yaptın? Orada konuşman, kararlılığın, davranışın, bir burnunun bir istikameti böyle saat 3 yönüne doğru Hayır, kaydı. Ne kelime kullandım söyler misiniz? Be onu söyleyin. Tavrım ve halin Yurdanurcu. Sen gayet ağzından çıkan sözleri kontrollü böyle iplerini çeke çeke, kendine doğru çeke çeke konuşan birisin. Saçın bir boyandı, kolunda bir bileziklerle geldin. Her şeyin değişti. Yaşlı görünüyordum. Öncesinde, genç olayım dedim. Şöyle geç bunları. Geç bunları. İlk defa çıktığım bir televizyon programında saçlarını boyatmadan geliyorsun. Daha sonrasında bilezikleri aldıktan Öyledir sonra... Öyledir zaten. Üstelik şöhret artınca böyle oluyor. Yani...